Çizimin sadece bazı kişilerin uzman olabileceği bir sanat olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir yandan belki yeteneğiniz olmadan sanat eserleri yaratamayabilirsiniz. Ama diğer yandan videomuz sanatsal yeteneklerinizi keşfetmenize yardımcı olacak. İlk fikir için sulu boya, pipet ve bir parça kağıt alalım. Pipeti kullanarak kağıda bir desen çizelim. Şimdi de bir fırça alalım ve farklı renklerde noktalar yapalım. Noktalara çok dikkatli bir şekilde dokunalım ki akmasın. Süsü bitirelim ve yeniden suya parlak renkler ekleyelim. Çizim bittiğinde uzun bir kürdan alalım ve dikkatlice noktaları birleştirelim. Çizimin kurumasını bekleyelim. Şu renklere bakın. Süs hem çok güzel oldu hem de çok rahatlatıcı. Şimdi de küçük bir defter ve kalemler alalım. İlk sayfaya bir roket çizelim. Öncelikle kurşun kalemle bir taslak çizersek daha iyi olacaktır. Sayfayı çevirelim ve aynı roketi çizelim ama bu sefer havalanırken ortaya çıkan değişiklikler yapalım. Ondan sonraki her sayfada benzer çizimler yapalım ama roketin havalanmasını ve uzaya çıkmasını sağlayalım. Birkaç kalem alalım ve resimleri boyayalım. Parıltı yapalım. Ateşleyicilerin ateşini. Güneş, ay ve yıldızlar çizelim. Şimdi de defterin sayfalarını hızlıca çevirelim. Tebrikler! Bir roketin havalanmasını sağladınız. Nasıl hissediyorsunuz? Bir sonraki fikir için bir kağıt, fırça ve boya alalım. Fırçayı boyaya batıralım ve kağıda üçgen bir desen yapalım. Boyayı kağıda eşit şekilde dağıtmayı deneyelim. Şimdi de açık renk boya kullanarak gölgeler yapalım. Resmi daha koyu renklerle gölgelendirelim. Sonra fırça alalım ve zıt renkle detaylar çizelim. Yeşil bir dal çizelim. Kartpostal hazır. Şimdi de bu leylak dalın üstünde 5 yapraklı bir yonca bulmaya çalışalım. Bize şans getirecek. Bir sonraki sanat eserimizi kalemlerin yardımıyla oluşturalım. Böyle kırmızı bir yay çizelim. Hattın üstünden geçelim. Sonra altına turuncu bir yay çizelim. Sarı, yeşil, mavi ve mor ile gökkuşağı yapalım. Sonra bir cetvel ve tükenmez kalem alıp kağıda böyle çizgiler çizelim. Kalemle bir gölge çizelim ve silgiyle gölgelendirelim. Birkaç motivasyon yazısı yazalım. Sadece gökkuşağına dokunmayalım ki illüzyon bozulmasın. Yazıları renkli darbelerle karıştıralım. Gökkuşağı çok gerçekçi. Neredeyse bir cüce, bir testi altınla ortaya çıkacakmış gibi. Şimdi de birkaç küçük kağıt parçası ve bir bozuk para alalım. Bozuk parayı kağıdın ortasına uygulayalım ve hattından çizelim. Fırça ve boyalar kullanarak içinde çiçekler olan bir saksı çizelim. Sonra tükenmez kalemle hattını belirginleştirelim ve detayları çizelim. Çiçek bahçesini yeni çiçeklerle büyütelim. Sonra daha büyük bir renkli kağıt parçası alalım. Resimleri üstüne koyalım ve kolajı yapıştıralım. Bu basit ama güzel çiçek bahçesi her yere yakışacak. Daha da önemlisi sulamanız gerekmeyecek ve bitkiler yine de çok güzel görünecek. Şimdi de bir parça kağıt ve kalem alalım. Kağıdı bu şekilde elimize koyalım ve avcumuzla bileğimizin olduğu yerleri işaretleyelim. İşaretli yerlere elimizin bir parçasını ve kemikli bir tavuk bacağı çizelim. Öncelikle hattını kurşun kalemle çizebiliriz. Resmi 3 boyutlu yapalım. Gölgeler ve parıltılar eklediğimizden emin olalım. Şimdi de eserimizi keçeli ve renkli kalemlerle boyayalım. Kemiğe bir gökkuşağı çizelim. Ana kısımları ten rengi yapalım. Kağıt parçasını kolumuza koyalım. Aa, ne oldu? Elinin bir parçası nereye gitti? Doktora gitmelisin. Şimdi de birkaç renkli kalem alalım. Bir çift eşit daire çizmek için bir cips kutusunu kullanalım. Her dairenin üstüne bir Instagram ya da Facebook ikonu çizelim. Logo gibi boyayalım. Fırça darbelerini düzgünce uygulayalım. Gölgeler ve tonlar yapalım. Tükenmez kalem kullanarak göz bebeklerinin etrafındaki ışık yansımasını yapalım. Pratik olması için önce kurşun kalemle taslak çizebiliriz. Çizimler hazır olduğunda boyamaya başlayalım. Göz bebeklerini koyu renk yapalım.
Ayrıca gözlerin hattını boyayalım. Kalan alanı uygulamaların rengine boyayalım. Instagram için maviden pembeye, sarıya ve kırmızıya renkli geçişler yapalım. Facebook için gökyüzü mavisini kullanalım. Gözleri boyamaya bitirdiğimizde detayları gölgelendirelim ve siyah kalıcı kalemle hattın üstünden geçelim. Büyük birader bizi her zaman izliyor. Unutmayalım. Şimdi de guaj boya alalım. Palete bir damla sarı ve kahverengi damlatalım. Fırçanın kenarlarını karışmadan her iki renge de batıralım. Kağıda daireler çizelim. Fırçayı bir yönde tutalım ve dikkatlice ekseni etrafında çevirelim. Beyaz ve mavi boya karışımıyla kanatlar ekleyelim. Artık bunlar sadece daire değil, gerçek arılar. Siyah antenlerle bitirelim. Ve bacaklar. Güzel seslerini duyabiliyor musunuz? Bunlar çalışkan arıların vızıltısı. Sonra bir parça kağıt alalım ve bir tüp boya kullanarak iki nokta yapalım. Boyayı nazikçe parmağımızla kağıda yayalım ve L şekli verelim. Birkaç renkli nokta daha yapalım ve parmaklarımızla yayalım. Neye benziyor? Küçük çorap fabrikasına çoktan bahar gelmiş gibi görünüyor. Şimdi de mandallarla ipleri ekleyelim ve fırça ile renkli boyalar kullanarak çoraplara desen yapalım. Motive edici bir yazı ekleyelim ve kartpostalı en yakın arkadaşlarımızdan birine verelim. Bir sonraki pratik bilgi için kare bir kapağı ve tükenmez kaleme ihtiyacımız var. Kapağı kağıda koyalım ve böyle bir desen oluşturacak şekilde daireler çizelim. Şimdi de bir kalem alalım ve karenin ortasını işaretleyip her köşesinden böyle bir yay çizelim. Kalemle yaylara ayrılmış bölgeleri gölgelendirelim. Bir noktadan çizgiler çizelim ve birbirlerinden aynı uzaklıkta çizmeye çalışalım. Çizgilerin çıktığı yerleri kalınlaştıralım. Tüm kareleri bu şekilde çizip gölgelendirelim. Her biri farklı renkte olmalı. Karelerin tüm kenarlarının üstünden geçelim. Ve işte oldu. Görünüşe göre karmaşık geometrik bir desen çizmek o kadar da zor değilmiş. Bu fikir için kalın siyah bir kağıt ve kabartmalı boya alalım. Kağıda kabartmalı boyayla bir balık şekli çizelim. Birkaç baloncuk ekleyelim. Şimdi de kalın bir fırça alalım. Suya sokalım ve çizimleri dolduralım. Sonra bir oje alalım ve su ekleyelim. Aynı şeyi tüm balıklara ve baloncuklara yapalım. Benekleri birbirine fazla yakın yapmayalım ki büyük bir baloncuk haline gelmesinler. Sulu oje kuruyana kadar bekleyelim. Bu harika balıklar bize neşe getirecek. Herkesin görebileceği bir yere koyduğumuzdan emin olalım. Şimdi de bir taslak ve renkli kalemler alalım. Kızın yüzünü boyayalım. Diğer alanlara taşmadan düzgünce boyamaya çalışalım. Parıltılı ve gölgeli birkaç detay çizelim. Boya ve tükenmez kalemle son dokunuşları yapalım. Biten resmi ters çevirelim ve kağıdı yapboz parçaları şeklinde işaretleyelim. Kağıdı hattı boyunca keselim. Sonra bir pirit ve büyük boş bir kağıt alalım. Yapbozun detaylarını birbirine yakın şekilde koyalım ve kağıda yapıştıralım. Renkli kalemlerle yapboz parçaları arasına soyut detaylar çizelim. Arka planı gölgelendirelim. Resimde gizli bir anlam mı var? Ne görüyorsunuz? Şimdi de bir kağıt, sulu boya kalemleri ve boya alalım. Köşeden başlayarak kahverengi kalemle dallar çizelim. Farklı boyalar kullanalım. Bir sürü dallar çizelim. Pembe kalem alalım ve dalların etrafına çiçek noktaları yapalım. Bazı tomurcukları daha büyük, bazılarını da daha küçük yapalım. Açık bir renk kullanarak çiçekleri gölgelendirelim. Ağacın altında bir kedi figürü çizelim. Boyayı karıştıralım. Şimdi de bir düğme alalım ve ipe geçirelim. Boyaya batıralım ve kağıda baskı yapalım. Daha küçük bir düğme alalım ve bu şekilde hattın üstünden geçelim. Bir kedi bile bu elmalara dayanamaz. Tatları nasıl merak ediyorum.
Çizim pratik bilgilerimizi sevdiniz mi? Öyleyse hangilerini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni videoları kaçırmazsınız.